yarıyor şu hayatta? Bir böyle anlatır mısınız? Teknoloji ne işimize yarıyor? Geldim burada böyle oturuyorum. Dakikalardır. Tansu Bey yeterince gerilim yarattı. Toplantısı vardı Seattle'da değil mi? Seattle'la toplantısı vardı dünya başkanıyla. Koşa koşa geldi, geç kaldı. Zehra Hanım orada geç kaldı. Ne anladım ben? Teknoloji diyorlar. Bir hologramları yok. Bir virtual reality'leri yok. Ancak kendilerinin gelmesi gibi. Bilen bu işten ne anladım? Bir de uçan arabaları da yok. Uçan arabamız yok. Bir kere o büyük bir problem. Yani biz dijitaliz şu anda. Bir kere pandemi bize neye yaradığını gösterdi teknolojinin. Hepimiz teknolojiyle birbirimize bağlandık. Ama ben de katılıyorum Tansu'ya, uçan araba istiyorum. Ya ben ne istiyorum? Ne istiyorsunuz? Hiç uçan arabayla falan vakit kaybedemem. Gerçekten bütün mal varlığımı, yani bunun için patrona zam diye de yalvarabilirim. Her şeyi yapabilirim. Işınlanma cihazı. O da çok, çok ilginç. Niye uçan araba yapayım ki? Işınlanırım. O ışınlandığınızda hani ayrılıyorsunuz ya molekül molekül. Ya sonra tekrar birleşemezsek, beni de o çok korkutuyor. Hani beni ışınlayacak molekülleri ayırdı ve gittim. Tekrar birleşmedim. Ya Ajda Pekkan örneği var önümüzde. Kadın molekülleri yeniden doğarken biz niye bunu yapamıyoruz? Doğru diyorsunuz. Çok doğru. Ya neden yapamıyoruz çok mesela? Doğru. Ne oldu peki şimdi, yani şey mi? Hadi bir sayfa kapandı, yeni sayfa açıldı. Dünya değişti, teknoloji acayip gelişti ve bundan sonra artık dünyayı... Şey mi, teknoloji mi yönetecek? Yani bu kafada mıyız sizce? Hangi kafadayız? Valla ben... Girişi yapalım, ben devam edeyim. Bu arada tamam. Çok havalıyız. Tansu Bey, geçen bir şeyden, Twitter'dan bir şey gelmişti. Acun Ilıcalı ile aynı etkinliğe sahip Twitter. Ay beni takip ediyorsunuz ya, çok havalı. Hayır, daha fazla. Pardon. Daha fazla. Yapma. Daha İki katı fazla. Neredeyse. 3-4 kategori var. 3 kategoride daha fazla. Birinde başa baş falan, evet. Yani. Ama şey çok havalı, bence çok güzel. Bence de çok havalı. Çünkü bir fenomen olmak için yapmadığım için bence. Aynı biraz önce programdan önce diyordum ya, sizin bütün doğallığınız izleyiciye akıyor, evet. Programa muhteşem başarı diye. O yüzden siz de çok başarılısınız. Ay çok teşekkürler de, yani hani sağ olun, havalıyız çok. Çok. Peki ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Ben başladım, ondan sonra sevgili Zehra devam etsin. Evet. Ondan sonra şimdi biz şirketlerle hep görüşüyoruz. Bütün şirketlerin bir dijital dönüşüm, dijital konuda yapacakları planlar var. Ama aslanım, İşte bu ne kadar önemli diye sorduğumuzda, her ne kadar çok önemli deseler de onu hissediyorsunuz. Hı. En üst sırada değildi. Bu dönemle birlikte şirketler şunu anladılar. Aslında dijital olmak, özellikle bu krizlere çok hızlı şirketin yönünü değiştirebilmek, kıvraklık getirebilmek açısından inanılmaz önemli. Ve dünyanın ilk 500 şirketinin %75'i bütün dijitalleşme planlarında son gaza bastılar. Diğer %25'i onlar zaten çok dijitalleşmişlerdi. Onlar biz devam edeceğiz dediler. Bundan sonra hayat tamamen teknoloji odaklı. Şimdi çok uzatmayayım. Neler olacak konularına yavaş yavaş gireriz. Bütün şirketler için bu geçerli mi olacak? Geçerli. Ya benim ama şurada şöyle bir kafamı karıştıran bir nokta var. Onu size söyleyeyim. Aslında sizsiniz bunun cevabını verecek olanlar. Bence burada bir şey ikiye ayrılıyor. Buradaki niyeti okumak ya da doğru niyet kurtaracak sanki işletme sahiplerini gibi. Ya maliyetten kısmak, insan gücü maliyetinden kısmak adına çakallar teknolojiye geçmek zorunda kalacaklar. Ya da gerçekten yeni dünya düzenini algılamak ve adapte olmak adına. Şimdi burada bir iyi niyet, bir kötü niyet var aslında. Yani ya da bir çıkarcılık, bir iyi niyet var. Biraz ayıracak gibi sanki. Tabii. İşletmeleri. Ne dersiniz? Aslında ben iyi niyette, kötü niyette de bakmıyorum. Yani bu şu anda teknolojinin dönüşümünde yaşadığımız bir gerçek var. Bu gerçekte de yine sevgili Tansu'nun ağır konusudur, yapay zeka. O yapay zekanın getirdiği otomasyon, o otomasyonun içinde de servislerin artık el değiştirmesi. Yani daha akıllanması, daha çabuklaşması, daha verim odaklı olması gibi konular var. Hı hı. Şimdi burada insan mı, yapay zekayı mı tartışmamalıyız. Çünkü zaten yapay zekanın yaratıcısı ve planlayıcısı insan. Dolayısıyla bizim açıkçası bu dönüşümü, bu teknolojinin getirdiği şirketlerdeki bu dönüşümü pozitif kabul ederek, bu dönüşümün bir parçası olup aslında daha olumlu, insan için daha olumlu bir hale getirmeliyiz. Ben böyle bakıyorum açıkçası. Teknolojiden de asla ürkmüyorum. Çünkü şimdi sevgili Tansu'nun başında olduğu şirket öyle bir otomasyon, öyle bir altyapı sağlıyor ki, o ben şirketime hemen onu yerleştirmek isterim. Çünkü önemli olan dünyanın o dönüşümdeki o şirketlerin de verimliliği. O zaman kayıplarını engellemek vesaire. O anlamda teknoloji ürkütücü değil.
bütünleyici, tamamlayıcı, geliştirici bir unsur aslında. Yani 20 yıldır hayatımıza nereden sokacağımızı bilemediğimiz Ar-Ge'nin nihayet aslında net bir şekilde hayatımıza resmen girişi olacak bu küçük şirketler içinde. Kesinlikle. Kesinlikle. Kurtuluşu da olacak. Hı hı. Çünkü küçük şirketler ürküyordu. Acaba nasıl gireyim, nasıl yapılanayım, nasıl bu altyapılarla başarabilir miyim? Şimdi bu pandemi dönemi bir hızlı bir şey geldi, bir güç geldi KOBİ şirketlere. Hı hı. Ki Türkiye biliyorsunuz 1 milyondan fazla KOBİ'si var. Ve hepsi bu işi anlamaya, öğrenmeye başladılar. Teknolojinin en büyük sıkıntısı öğrenme bilgisi eksikliği. Hı hı. Yani öğrenmiyoruz, bilmiyoruz ama çok yorum yapıyoruz. Her zaman anlatıyoruz ama öğrenme kısmımız eksik olduğu için de uygulamada sıkıntı çekiyoruz. Şimdi görüyorum bayağı patronlar, şirket sahipleri... Hı hı. Oturdular öğreniyorlar bu işi. Benim hoşuma gidiyor değil mi? Aynen. Yani onların öğrenmeleri tabii istemeleri anlamına da gelecek bir süre sonra. Neden bende yok diye. Evet. Kesinlikle. Onda var bende kesinlikle. Niye yok evet. diye. Aslında yani sevgili Zehra'nın dediklerine şunu eklemek istiyorum. Bütün şirketlerin 4 tane hedefi var. Yani hangi şirket olursa olsun. Birincisi ciroyu arttırmak, masrafları azaltmak. İkincisi müşteri memnuniyeti. Üçüncüsü çalışanların memnuniyeti. Dördüncüsü de regülasyonlarla uyumluluk. Süreçlerine tamamen %100 uyumluluk. Şimdi biz şirketler birbirlerinden aynı sektör içinde şöyle farklılaştırıyor. Buna en hızlı ve hangi stratejilerle ulaşıyorsanız. Yani ne kadar hızlı ulaşırsanız, müşteri memnuniyetiniz en tepedeyse, en fazla ciro yapıp en düşük masraf yapıyorsanız, bir de çalışanlarınız da çok mutluysa, bir de uyumluysanız, başında regülasyonda bir sıkıntı yoksa zaten çok iyi bir şirketsiniz. Bunu yapan şirketler genelde ülkemizde de hep en tepedeki kişinin dijitale önem verdiği şirketler. Yani isimlerini şimdi saymıyorum, reklam olmasın değil mi Aslan? Ama biz bunlarla uzun yıllardır görüşüyoruz ve o şirketleri hep birçok şirket örnek alıyor. Şimdi bundan sonrasında mesela şirket yöneticilerinin şirket başarılarının ölçümündeki kriterler içinde şöyle şeyleri göreceğiz. Ben piyasaya sordum birçok müşteriye ve şu soruyu sordum. Aklınıza dijital şirket denildiğinde hangi şirketler geliyor? Arkadaşlar bizim şirketimiz burada 1 numarada çıkmalı. Ondan sonra ikincisi dijital kanallardan müşteri başına gelen ciro ne kadar olacak? Ondan sonra biz dijital olaraktan inovasyonu nasıl yapacağız? Biz dijital olaraktan ekosistemimizi nasıl koruyacağız? Biz bundan sonra bu pandemi dönemindeki bir zorlukla karşılaşmamak için bir anda yönümüzü, yapımızı nasıl değiştireceğiz? Bunun için dijital sistemlerimiz hazır mı? Bütün şirketler şu anda... Aslan'ın bu yöne doğru odaklanmış durumda. Bütün CEO'lar. Bunlar şirketlerle alakalı. Aslında hayatın geneline baktığımız zaman yani bireysel anlamda değil kurumsal ne yapmak gerekiyor? Ya da neyi öğrenmeye çalışarak düşünme ve bakış açımızı nasıl geliştirerek artık yaşamamız gerekiyor? Yani ben tek başıma birey olarak ne yapmalıyım? Tabii. Şimdi ben ne olur ben, sen tamamla lütfen. Yani ben tabii. biraz bir giriş yapayım. 3 tane çok önemli faktör var. Biz 2005'ten itibaren telefonu hayatımıza sokmasıyla bir kronoloji başladı insanın hayatında. Tüketim tarafında muazzam bir güce sahip olduk. Çünkü o kullanım kolaylığı olan o güzel telefonlar arkasından 3G geldi. Bizim erişimimiz arttı. Multimedyayı da soktuk hayatımızda o cihazların içine. Ondan sonra ilerleyen süreçte 4G, 4.5G acayip konforda artık neredeyse bütün hayatımızı taşınabilir cihazlarla yürütmeye başladık. Bunu yaparken yine 2009-2010'larda sosyal mecralar girdi hayatımıza. Biz orada bir gönüllü işçi olarak ücretsiz sabahın köründe gözümüzü açtık başladık oralara içerik yaratmaya. Hiç kimse bize yap demedi. İnsanın o merakı, gösterme duygusu, takip etme duygusu, bayıldık biz o mecralara ve hepsinin içine fitursuzca hayatımızı, bütün davranışlarımızı, her şeyimizi veri olarak atmaya başladık. Bir taraftan da artık veriler var. Hani sokakta dolaşırken işte mağazalara girdin, alışveriş yaptın, oraya buraya verileri saçtın. Milyonlarca, milyarlarca veri bir yerlerde loglanmaya, toplanmaya başladı ve veri inanılmaz bir güç olmaya başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde sevgili Hakan Ateş bir konuşma yapıyordu. Veli nimet sözünü veri nimet diye çevirmiş. Yani veli nimetler değil de veri nimetler. Dolayısıyla bir taraftan da veri orada çılgınca giderken diğer tarafta da tabii ki makinelerin öğrenimi konusunda en çok ihtiyaç duyulan şey olan veri makinelerle birleşti bu süreç zarfında ve çılgın bir makine öğrenmesi başladı. Çünkü
içerek alıyor o verileri o makineler ve şu anda geldiğimiz noktada sevgili Tansu daha iyi anlatacaktır ama kendisi kod yazan algoritmalar var yapay zekada. Hı hı. İnsana ihtiyaç duymadan yeni kodlar yaratan algoritmalar var. Dolayısıyla aslında üç şey çok kıymetli oldu. Veri, bulut bilişim ve tabii ki makine öğrenmesi. Hı. Bunlar ve tabii ki 5G ve onun arkasından gelecek 6, 7, 8G neyse o bekliyoruz. Bence bu kriterler bundan sonrası için çok önemli. Bunları iyi anlamalı, iyi öğrenmeli, iyi sentezlemeli ve nasıl kullanacağımızı çok iyi bilmeliyiz. Ben Zehra Hanım'ın bütün bu anlattıklarından tek şunu anlamışım. Şimdi ben Instagram'dan ve Twitter'dan maaş mı talep edeyim? Yani ne diyeyim şimdi? Edebilirsiniz. Her zamanda edebiliriz. Küçük küçük notansı ve yetişim bence. Kesinlikle. Aynen. Niye yetmiyoruz? Bir dakika. O kadar follower'ımız var mesela. Değil mi? Değil mi? Biz işçiler değil mi? Ücretsiz bir şekilde giriyoruz. Tıkır tıkır. Onlara o zaman bir seviyoruz yarar da. Sağlıyoruz. Tabii sağlıyoruz. Falanca markanın çantasını ya da logosunu taşımak gibi üstümüzde. O zaman onlara bize para vermeleri gerekmiyor mu? Artık bilemiyorum. Arada şey yapıyor Instagram. Gönüllüyor bir mavi tık gönderiyor. Sen diyor değişiksin, mavi tıklısın diyor. Ama tabii ki istenir değil mi yeni kesinlikle iş modelleri? Kesinlikle istenebilir. Yani 250 milyar iş modeli geliyor ya da milyon. Amerika'da açıklandı değil mi? Milyon. Evet, doğru evet. Söyledim. Ben Tansu Bey bunu söylememeli miydim acaba? Bir an gözünde bir Hayır. Şöyle bir ben girip hemen isteyeyim birazdan programdan çıkar. Mavi tık var mı? Tabii ki var. Her ikisinde de. Hem Twitter'da hem Instagram'da. Valla bende de var. Bende de var. Çok havalıyız o zaman. Mavi tikliler derneği. Mavi kan gibi mi oluyor? Mavi kan gibi oluyor. Gümüş kaşıkla mı doğmuş gibi davranıyor? Evet öyle hissediyorum. Kesin. Biz mavi tikliler. Hayata başka yerden bakıyoruz kesinlikle. Mavi tikli olmanın tabii en güzel tarafı sosyal medya. Bence inanılmaz derecede takip edenleri yanıltıcı bir medya. Hı hı. Yani bakıyorum böyle hani 5G koronavirüsü çıkarmış mesela. Bana öyle sorular soruyorlar. Tansu Bey 5G koronavirüsü çıkarmış doğru mu? 5G sağlığımıza zararlıymış doğru mu? İşte Bill Gates insanların derilerinin altına çip yerleşecekmiş. Bununla ilgili video izledim. Yok bunlar hiç böyle bir şey yok. Lütfen hani mavi tıkla hesaplara en azından güvenin. Ve ben Aslı Hanım bilmiyorum ben Twitter'da pandemi döneminde takip ettiğinizi ben tamamen kendimi yırttım. Bilim kurulu üyeleri mavi tık alsın diye kimler sahte bunları devamlı yayınlayıp durdum ki yani ciddi şekilde doğru kişiler takip etsin çok diye doğru. Ve yanlış bilgilenmeyelim diye. Çünkü yani korkunç böyle sahte hesaplar açıldı ve hocaların ağzından ve bütün hocalarımızla da değerli hocalarımızla da tanıştım bu vesileyle. Çok da üzülüyorlardı biliyor musunuz? Hı hı. Yani mesajlarını ulaştıramıyorlar. O mesajların ulaştırıldığını söylüyor. Bazı televizyon kanallarına müdahale ettim bu arada dostlarıma. Çünkü yanlış tweetleri sanki hocanın tweetiymiş gibi okuyorlar. Hı hı. Onlar da ulaştırıyorlar. Yani öyle kötü bir şeyin kurbanı oluyorduk. Dezenformasyon işte. Hepimizin facia kafası yani. Teleme peynirine döndü yani bu süreçte. Hani medyaya da çok suç. Evet hepimiz biliyoruz ki double tabii check ki. Lazım, şu lazım, tabii. Bu lazım ama bilgi her zaman akıyor. Da yani o akış içinde olmuyor. Hakikaten bir anda bağlanıyor her şey. Tabii. Fakat çok güzel iş modelleri çıktı. Mesela Instagram'da bir canlı yayın olayı çıktı. Hmm. Ben de çok yaptım. Herkes de sunucu oldu bu süreçte. Herkes ayol evet, ama o kadar iş hayatınız zor ya. Yok o kadar değil. Bu mankenlerden dizi oyuncusu olması gibi bir şey. Evet, aynen evet, öyle. Onu anlıyorsunuz zaten. O ikili sohbet değerli ama şey güzel oldu. O Instagram'ın bir anda bu özelliği hop ortaya çıkarması, ilgi görmesi, herkesin bununla ilgili bir şey yapmak istemesi. Güzel bir content çıktı orada. Şimdi onun üzerine zaten IGTV'yi yarattılar ve bu işi devam ettirip ettirmeme konusunda tartışıyorlar aralarında. Belki de gidecek böyle. Yani güzel. Sosyal medyanın iyi kullanıldığı zaman mesela Tansu çok iyi bir örnektir sosyal medya kullanımında. Ben sabah uyanırım bir şeylere bakarken önce bir Tansu'ya bakarım. Hı-hı. Bugün ne koymuş, ne yayınlamış, hangi video, hangi bilgi. Çünkü çok değerli şeyler yayınlıyor. Evet. Hani bizim birazcık o artık 21. yüzyılda dijital kimlik kavramını her birey olarak bir içimize sindirmemiz, oturtturmamız gereken bir zamandayız. Çünkü şey bu çığlık atar gibi şeyin sosyal medyanın içine bir şey atmak bence artık olmayacak. Çünkü o digital identity dediğimiz o dijital kimlik bizi tanımımız olacak. Yani bizi tanımlayan şey
o dijitali bıraktığımız ayak izlerimiz olacak. Yani herkes ayağını denk alsın. Herkes ayağını denk alsın. Herkes... Bence alsın. Siz o videoları nereden buluyorsunuz hocam? Nasıl? O videoları nereden buluyorsunuz? Ya ben şimdi... Niye biz bulamıyoruz siz? Doğru diyorsunuz. Ben öncelikle... Ya estağfurullah. Ya ama çok güzel şeyler oluyor. Sağ olun. Evet, çok sağ olun. Ben kendimi belki çocukluk vakitlerimden beri geliştirmeyi çok seviyorum. Ve yani her gün mesela kafamı yatağa koyuyorum. Ben bugün ne öğrendim diye kendimi denetliyorum. Hı-hı. Benim Twitter'da paylaştıklarım 100 tane bulduysam ben o gün belki bir tane. Çünkü genele hitap etmesi için her şeyi paylaşamıyorum. Mesela şu anda yapay zeka üzerine bir hafta önce bir şirket dünyanın en büyük özellikle derin öğrenme dediğimiz alanda ki derin öğrenme bilgisayarların düşünmesi demek. Bu alanda videolar koydu. Ben Aslanım. Her biri 2,5 saat olan videoları sanki şey gibi izliyorum. Böyle hayatımın en önemli dizi filmini bulmuş gibi izliyorum. Defalarca izliyorum. O yüzden yani çok bütün kaynaklara dünyada erişmeyi seviyorum. Ve pandemi döneminde de mesela ne yaptım biliyor musunuz? Çin'de, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da ve İtalya'da bütün basın organlarına ücretli üye oldum. Çünkü bilgiler ne oluyor bu ülkelerde, hani ne yapıyorlar? Özellikle güvenilir basınlarına tabii hep üye oldum. Dünya nereye doğru gidiyor vesaire. Yani biraz önce bir soru sordunuz ya ben ne yapmalıyım bu yöne doğru? Ya benim görüşüm şu vesaireden pandemi öncesine göre de bu görüşte... ya pandemi öncesinde de bahsediyorum ama pandemi döneminde hani çok ısrar bir şekilde söylüyorum. Her birimizin yapay zeka nedir bilmesi lazım. Evet. Yani yapay zeka gibi yıkıcı bir şey bu teknolojik hayatta olmadı. Beşinci endüstri devrimi biz robotlar ve insanların bir arada yaşayacağı bir dönem olarak görüyoruz. Bu dönem de öne çekildi. Hı hı. Şimdi biz yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Ve biz bireyler olaraktan yapay zekanın ne olduğunu bilmezsek bunun... Bir şey üretin demiyorum yanlış anlamayın lütfen. Arabayı nasıl kullandık yıllarca araba üretmedik. Yapay zekayı da kullanmayı bilmemiz lazım. Ha bu arada kullanıyorsunuz siz mesela ben sizi biliyorum. Instagram'da kullanıyorsunuz, Twitter'da kullanıyorsunuz. Diğer sosyal medya platformlarında kullanıyorsunuz. Daha doğrusu siz kullanmıyorsunuz. Evet. Onların hedefi altındasınız. Bu şekilde bilmemiz lazım. Ki hani bizim en önemli çalıştığımız şirket olarak da alanlardan bir tanesi bu. Şöyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yıl 2022, 130 milyon yeni iş çıkıyor. 70 milyon robotlar ve robot yazılımlar alıyor. Geriye kalıyor 60 milyon iş. 60 milyona odaklanıyoruz. %54'ünü bugünkü becerilerimizle yapabilecek durumda değiliz. %54'ünü 60 milyon. O yüzden yapay zeka ve bu teknolojiler, büyük veri, sevgili Zehran söyledi, kendimizi eğitmeliyiz, geliştirmeliyiz. Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Durmak yok, çalışmamız lazım. Sadece yapay zekayı bilmek, öğrenmek değil... Tabii. Onu bilmek aynı zamanda yani kullanmak değil. Evet. Aynı zamanda talep etmek adına aynen da önemli. Yani hep burada ben bunu söylüyorum. Vatandaşlık bilinci önemli bir şeydir. İdeolojisi yoktur. Yani iktidar olmak kadar görev aynen ister. Hesap sormak gerekir. Parkını, çok doğru, bahçeni peşinde doğru koşmak gerekir. Sokak hayvanının peşinde koşman gerekir. İşte yapay zekayı bilmek demek bence neyi, kimden, nasıl talep edeceğimizi, dünyayı aynen kavramak anlamına çok doğru geliyor. Kesinlikle. Yani doğru talep artık bence benim işim için, yani birey için söylüyorum tabii, ben tabii bunu. Sizin işinize çok benim aklım ermiyor ama birey için söylüyorum. Ben doğru soruyu sorup doğru şeyi talep edebilmeliyim. Evet. Bunun için de kendimi geliştirmem buradan geçiyor artık. Aynen öyle. Yani sadece Dostoyevski okuyarak olmuyor bu olmuyor, iş. Yok. Buradan da geçiyor yani. Yani onun önemi şu anda iyice arttı. Evet. Çünkü insan bilimi yani insanı anlatan felsefi, sosyolojik şeyler süper. Yani ben de eksik olarak kendimde onu evet görüyorum. Bu dönemde o kadar teknolojiye daldım ki bu insana değen şeyleri okuma kısmında biraz yavaşladığımı hissettim, hı hı, geçenlerde ve şimdi tekrar döneceğim o tarafı geliştirmeye. Fakat insan ve teknoloji yan yana. Yani biraz ben konuşurken hep şöyle söylemek istiyorum. Hafife alalım olayı. Yani teknoloji çok büyütülüyor. Bir teknoloji lafı var. Korkuyoruz. Bir hava ve su korkuyoruz bulutundan bilmem ibaret. Korkuyoruz. Ve senin oraya erişmen mümkün değil. Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. Pandemi oldu. Bütün anneanneler, dedeler alışveriş yapıyorlar. Online alışveriş. Hepsi girdi. Tabletler ellerinde çıt çıt çıt. Ondan önce ellerini sürmüyorlardı. Yo ben bunu yapamam. Dijitale karşıyım. Torununu çağırıyor, yaptırıyor filan. Şimdi bütün sepetlerdeki yaş ortalamaları arttı. Hmm. Yani bu bir süreç böyle. Bir atlayarak girmek niye gerekiyor. 50 yaş üstü ücretsiz şey var çünkü. Biliyorum. Bravo. bakın birçok parametre bitiyor. Çok seviyorum online alışverişi. Kesinlikle. Süper. Ve şimdi bence öğrenmenin sınırı yok.
Bence teknolojiyi yumuşatalım, yavaşlatalım. Yani teknoloji değil mi? %100 katılıyorum. Yani beklemede bulunacağım. Duygulu ve insani hale getirmek elimizde değil mi? Yani bunu biz nasıl algılıyorsak o şekilde içselleştirebiliriz. Anladığımız yerden. Değil mi? Teknik bir şey değil, katkın vardır. Değil. Şöyle bir hem siz hem Zehra Hanım dediğine katkım. Şimdi Çin, Amerika, Kanada yapay zekayı geliştiriyor. Milyarlarca dolar yatırıyorlar. Hedefleri 2030'daki o 15 trilyon dolarlık pazarda büyük oyuncu olmak. Biz de tabii geliştirelim ama ben mesela Finlandiya'nın modelini çok seviyorum. Aynı biraz önce sizin söylediğiniz gibi bir üniversiteyle birlikte, ki bunu da konuşuyoruz bazen Zehra ile birlikte, bir program geliştirdiler ve dediler ki eğer Finlandiya vatandaşlarının %1'i bu eğitimi alırlarsa ve sertifikasyonlarını alırsa diğer %99'u anlatır. Ve bunun karşılığında da en başta hükümetteki liderlerden talepte bulunurlar Finlandiya'nın daha ileri gitmesi için. İşlerine dönerler, işlerindeki patronlarından bir şey talepte bulunurlar. Tabii. Hatta kimilerinin de aklına yeni girişimler kurmak gelir. Ve ne oldu aslında biliyor musunuz? Şirketler parmak kaldırmaya başladı. Biz %100 bu eğitimi aldık. Bütün halk bir anda o eğitimi almaya başladı. Şimdi eğitimin ikinci, üçüncü aşamalarını kuruyorlar. Benim hayalim işte. Aynen. Ya çünkü iyi talep seni yönetene de ilhamdır. Kesinlikle. Yani bu çok bizim bu görevimiz var. Yani bizi yönetenleri yükseltme görevimiz var vatandaş olarak. Çok doğru. Onlara ilham olma. Yani doğru talep, iyi soru. Bence bilmiyorum. Tabii doğru şeyleri ülkemiz adına istememiz lazım. Ülkemizin daha ileri gitmesi için yani bizim de günlük akışa girmesi lazım bu işlerin. Mesela şu programdaki sohbet çok anlamlı geldi bana. Yani müthiş günlük akışta rahatlatıcı, teknolojiyi abartmadan. Çünkü bu teknoloji defa abartılmasın. Ben en çok onu istiyorum. Ben mühendis değilim. Eğitimi mühendislik eğitimi değil. Ne sizin? İktisat ekonomi okudum ben. Sonra turizm sektöründeyim 10 sene. Sonra başlayan bir sürecim oldu. Bir operatörle çalıştım. Bir operatörün içerisinde öğreniyorsunuz tabii telekomünikasyonu. Arkadaşlar ne oldu? İkisi de teknolojiyi yemiş yutmuş ama biz bu programı çıkarabilmek için anam babam usulü biplerden yararlanacağız. O kadar marka veriyorlar ki her yer bip dolu. Eyvah. Vermemek lazım. Vermemek lazım. Bir an boş bulunuyorsunuz. Yani anlatırken. Ya biliyorum biliyorum ama bir ya siz ama geliyor. Çok dostane program yapıyorsunuz. Evet, ya, unutuyoruz. Çok sıcak. Seni seviyorum. Niye? İşte söylüyoruz. Marka veriyorlar. Ne oldu? Çok teknolojikler, çağın ilerisindeler ama bizim eski usul biplerimiz her şeyi devam kurtarıyor. Sevgili Rütük, seviyorum. Çok tatlı. Ve ben meraklı bir insandım. Yani ben şu anda bakıyorum, hiç ne okuduğunla alakalı bu, ne başka bir şeyle alakalı. Senin merakın, o sürekli öğrenme isteğin. Ben böyle çok yüksek lisanslar, hiçbir zaman heyecanlanmadım o tip şeylere. Çünkü hep yeni şeyler öğrenerek hani o günün taze bilgisiyle hareket ettim ve operatör sonrası bir mobil ajansın genel müdürü oldum. Orada öyle güzel bir fırsat geçti ki elime, bütün o merak ettiğim, araştırdığım, ARGE dediğimiz çalışmaları yaptığım işleri sahaya koydum. Çok fazla sayıda proje yaptım, hep ilkleri yaptım. Onu yaparken çok zorluk çektim. Kadın olarak da çektim, teknoloji insanı olarak da çektim. Çünkü sektörü ikna etmen gerekiyor. Sevgili Tansu bilir. Yani sektör çok kolay bir sektör değil ama o süreler zarfında da o kadar güzel şeyler öğrenerek ilerledim ki heyecanım arttı, merakım arttı. Şu an bizi çok şanslı buluyorum. Öyle bir jenerasyonuz ki aşağıdan geliyoruz, çok güzel şeyler gördük yıllarca. Ondan sonra değişime başladık, değişimin içinde olduk, şimdi dönüştük, şimdi 21. yüzyıla girdik, hala devam ediyoruz. Muazzam bir enerji, muazzam bir eforla. Kökçesi kazık çaktık. Kazık çaktık. Daha da çakacağız. Bitmiyoruz. Bitmiyor. Daha da çakacağız. Şimdi sevgili Tansu bize şeyi söyleyebilir. Ölümsüzlük geliyor değil mi? Hani, çok şeyler geliyor. Ya bir dakika geliyor. Ben onu istemiyorum. Ben 20 yaşındaki gençliğe dönmek. Hocam siz ondan bahsedin. Dönüyor musunuz 20 yaşına? Evet dönüyor muyuz? 20 yaşındaki bir kadınlar bir tek bunu anlar. Değil mi? 20 yaşındaki gençliğe nasıl döneceğiz? Bir de şeyi anlar. Neydi o hani şeyler... Güzel çıkarıyor ya. 3D printing Hayır, efektler ya da işte bir şeyler. Photoshop var ya. Şeyler, filtreler. Filtreler. Bir de onları anlarız. Evet, bunlarla gelin. Evet. Ama... Teknolojide kadın diye ben bunu anlamıştım. Kesinlikle bu. Bak anlatamamışız ama. Anlatamamışız. Ona da girelim bence. Teknolojide kadına da. Gireceğiz değil mi? Aman girelim. Yani biz şimdi 20 yaşında dönecek miyiz? Ya Aslan şöyle değil mi? 5 yıl öncesine göre bile yüzümüze, bilmem vücudumuza gençleştirmek için yapabildiğimiz teknolojiler... Yani her yerden fışkırıyor. Devamlı yeni bir şeyler gelişiyor. Ondan sonra eskiden işte bilimun baharatlardan vesairelerden yararlanırken şimdi yani bir bakıyorsunuz karşınızdaki insanın
Biraz önce Ajda Pekkan'ın adını verdiniz. Bipiyon bilmiyorum o. Yemez. Tamam. O milli servet. Değil mi? Aynen. Tabii. Yani Ajda, Ajda muhteşem güzel değil mi ya? Yani geçen konserine gittim hani inanılmaz bir şey. Evet öyle. Bence onu programa davet edip asıl ona sormak gelmiyor, lazım. Gelmiyor. Gelse ya öyle büyük isimler falan çok kaprisli oluyor. Yok şaka yapıyorum. Biz hepimiz büyük isimiz öyle. Siz hele böyle bir estağfurullah canım. Teknolojide kadın dediğimiz zaman filtre kullanan kadını anlamıyoruz değil mi hocam? Anlamıyoruz, hayır. Teknolojide kadın dediğimiz zaman teknolojideki kadınların teknoloji okuryazarlığı, teknolojiyi görev edinmeleri, iş meslek edinmeleri, bununla dünyayı değiştirecek inanılmaz güzel projeler yapmaya muktedir olmaları, her şeyden önce de o kodlarımızın getirdiği 80'lerden itibaren genç kızlarımızın, kız çocuklarımızın teknolojiden uzak duran algılarını, bakış açılarını ortadan kaldırıp onları teknolojiye yaklaştırıp %85 erkek egemen olan teknoloji sektöründe bir çeşitlilik yaratmak. %85? %85. Yani çeşitlilik yaratalım diyoruz. Zaten sevgili Tansu'ya sözü vereceğim çünkü birlikte hareket ediyoruz orada. Evet. Ve onun dilinden şu teknolojide kadını bir dinlemek istiyoruz. Yani şimdi Zehra böyle bir oluşuma geçtiğini söyleyince biz büyük ihtimal şans eseri buradayız. Böyle bir bilişim şeyden haberiniz yoktur. O yüzden ben de muhakkak katıldım. Çünkü iki şeyi sevmiyorum bizim sektörde. Yani üç şeyi sevmiyorum. Bir tanesi Zehra'nın söylemiş olduğu oran. Bir başka şey, dünyadaki patent sahiplerinin ortalamada %13'ü kadın. Tamam mı? Çok düşük değil çok mi? Çok düşük. Yapay zeka bakın yıkıcı olarak geliyor. Ve şimdi programı uzun uzun uzatmayayım. Genelde yapıyorum öyle bir şey dostlar arasında. Kadınların erkeklere göre olan üstünlüklerini sıralamaya kalkalım. Yani barışçıl özelliğiniz, fedakar özelliğiniz, birleştirici özelliğiniz, şefkat özelliğiniz liste uzuyor. Erkeklerde bu yok. O yüzden aslında iş hayatında, sosyal toplumda birbirimizi çok iyi tanımlıyoruz. Ama bir sıkıntı var. Yapay zekayı geliştirenler sadece 20'si kadın. Yani yapay zeka kararlarını bugün itibariyle daha çok maskülin şekilde alıyor. O yüzden Zehra Hanım'la birlikte çıktığımız bu yolda mesela buna da çok önem veriyoruz. Yapay zeka genç kızlarımız bilsin. Hatta sevgili Zehra bana ilkokul öğrencilerini bile gönderdin değil mi yapay zeka anlatmak için? Gönderdim valla. Biz bir kızlar bilişim günü vardı. Orada bayağı karışık sınıflardan güzel genç kızlarımızı, kız çocuklarımızı aldık. 9 yaşında, 8 yaşında zehir kızlarımız var. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim, beyinsel olarak erkek kız diye bir ayrım yok. Yani erkek beyni, kız beyni ya da kadın beyni aynı çalışıyor. Hormonlar değiştiriyor. Hormonlar değişik, içinde nöronlar değişik. Kimisi duyguyu daha çok proses ediyor, kimisi analitik tarafı daha farklı yapıyor. İkisinin birlikte çalışması lazım. Çünkü insanı güçlü kılan o çeşitlilik, birliktelik. Tansu'yu ziyaret etmiştik. Vallahi terlettiler Tansu evet, seni. Evet evet. Nasıl sorular? Ne sorular? Çok çekerler yani muhteşem. Çok çok muhteşemdi. Hepsine. Bir yandan da yani iyi örnekleri de çıkarmak lazım. Mesela ben bir şey bulduğum zaman hemen Zehra'yla paylaşıyorum. Geçen Elif Eda'yı paylaştık mesela. Şeyde Afyon'da kızcağız kendisi programlamayı öğrenmiş. Kendisi çabalamış. Şimdi NASA'ya mı gidiyor? NASA'ya yani Amerika'daki bir programın içerisinde kabul edilmiş içine. Şimdi oraya dahil olmuş filan. Çok başarılı çocuklar var. İnanılmaz. Ya bunları öne çıkarmamız lazım örnek olsun peki diye. Peki bu Covid süreciyle beraber hani geçtim teknolojide kadından, kadın istihdamında da çok ciddi sallantılar olacak. Kesinlikle. Araştırmaları geliyor yani evet, okuduğumuz zaman yorumlarda. Evet. Bu kadar %13'ler, %15'ler, %85 erkek evet. Yani çok düşük. Ama zaten teknolojide insan eksik. Yani şu anda Honeypot'un bir araştırması var, 2018'de yapmış. 245 bin kişi var teknolojide çalışan diyor Türkiye'de. Ne kadar doğru bir araştırmadır bilemem ama 2018'de bu araştırma sonucu dünya çapında açıklanmış. Bunun da diyor sadece 23 bini kadın diyor. Yani 9,91'lik bir orandan bahsediyor. Bu da çoğunluğunu yöneticilerden oluşan gruplar. Yani firma CEO'ları, yüksek rütbede çalışanlar veya bölümlerde. Ama bilişim departmanlarına baktığınızda erkek egemen bir toplum var. Ve mesela üniversitelerde biz çok zaman harcıyoruz. Bayağı gençlerle beraber soruyoruz oradaki kızlarımıza. Şimdi hatta Boğaziçi Üniversitesi'nde yönetim kurulu yaptık kızlarımızdan bu teknolojide, sistemde okuyan. Diyorlar ki biz mezun olduktan sonra böyle bir bilişim bölümüne girdiğimizde bu kadar erkek egemen ve onların yaşantısına göre hazırlanmış bir ortamda mutlu olmayacağımızı düşünüyoruz. Yükselemeyeceğimizi düşünüyoruz. Yeteri kadar kazanamayacağımızı düşünüyoruz. Ve bizi itiyor bu, rahatsız ediyor ve
ona girmektense başka taraflara kayıyoruz okul bittikten sonra diyor. Orada da bir çöküş var. Yani sistemde okusa bile, yani fen, matematik, mühendislik, bilim çıktığı zaman o dallarda çalışmak konusunda da mutlu değil, istekli değil. İşte biz bu işi kotarmak için, çünkü hani köprüden önce son çıkış vardır ya, tren kalktı gidiyor. Yani bu aşamada kadınlar eğer bu yapay zekanın getirdiği bu küresel geleceği yakalamak istiyorlarsa ve eleştirisel olarak o ürünlerin içine kadın bakışı da girmiyorsa çok büyük problemimiz var demektir. Kadınlara çok hızlı çağrı yaptık dernekte, çığlık attık. Dedik ki derhal bu trene binin, perona koşun, kapıya asılın, açın ve girin son anlar. Yani bu birkaç senede bunu sağlayamazsak bu çeşitliliği insana çok büyük bir sıkıntı olacak. Çünkü evet. O eleştirisel yapılmamış, kadının hiçbir bakışının girmediği yapay zeka ürünleriyle donanacağız. Hani siber güvenlikte de problem yaşayacağız. İnsan olarak sorun yaşayacağız çok. Belki Tansu da birkaç ekleme tabii, yapar. Tabii. Gerçi orada hani çok özür dilerim hemen vereceğim size de. Orada hani uygulamaya girdikten sonra, hayatımızın içine girdikten sonra kadın bakışıyla dönüşebilir onlar. Ama burada daha başlarken kadın bakışının aynen da öyle olduğu ürünler daha sağlıklı ilerleyecektir. Testler yok. Yani kadına hı-hı göre test yok. Benim komik anılarım var. Ben işte Google Glass getirtmiştim Türkiye'ye. Ona scan glass dediğin zaman bir şey scan ediyor. Benim sesimi algılamıyor. Scan glass diyorum, ay, algılamıyor. Ofiste mühendisimiz vardı. Dedim ki sen buna bir bozuk galiba dedim. Cihaz bozuk, bir bakar mısın? O scan glass dedi, hemen scan etti. Denedik sonra birkaç. Kadın sesi algılamıyor. Testi yapılmamış. Çok. Ve de yani bu yapay zekanın kadınlar tarafında eksik kalmasının şöyle sonuçları da olacak. Mesela şimdi gelecek dünyayı konuştuğumuzda, ki gelecek dünyasında konuşmuyoruz. Biz bugün de konuşuyoruz. Şu anda dünyada 100'ün üzerinde şirket şöyle işe alım yapıyor. En iyi çalışanlarının mimiklerini vesaireleri alıp bir sisteme yüklüyor. Bir robot şirkete başvuranlarla konuşuyor. Fakat bütün o yazılımın %80 tarafının erkekler tarafından yazıldığını düşünün. Robot kişiyi analiz ederken bir dakika yüz hatları çok kuvvetli şey değildi, sert değildi. Ya da şu tonlamaları yapmadı. Yani tamamen erkeklere yönelik belli kriterlerle aslında işe alımda İster istemez erkekleri kaytaran bir teknolojiye doğru gidiyor. Aslında biraz bunları bahsediyoruz. Ya da bir banka size kredi vermediğinde, atıyorum sizin işte iş pozisyonunuza bakacak, maaşa bakacak. Belirli pozisyonlarda kadın erkekler arasında ne yazık ki adaletsizlik var. Bu sefer belki o krediye çok ihtiyacı olan bir kadın alamayacak. Tamamen erkekler tarafından geliştirilmiş bir yapay zeka teknolojisi olduğu için. Aslında biraz bunlardan bahsediyoruz ama sevgili Zehran dediğine katılıyorum ve bunu da ben her zaman söylüyorum. Biz yapay zekada treni falan kaçırmadık. Ama tren gidiyor. Ve biz bunun içine atlayıp onu muhakkak kuvvetli koltuklarına oturmamız evet lazım. Evet, çok katılıyorum. Yani önemli bir konu bu. Ama biraz Aslı'ya şey yaptık, böyle düşündürdük. Yok, evet ama çok önemli bir konu. Şimdi onu düşününce o dünyayı evet ve içim kalktı. Hani. Değil mi? Kadın kredi çekemeyecek belki, evet bir evet, algı yaratılacak. Daha birçok şey. Doğru insan ya da işte şey algısı o şekle göre olacak. Evet, evet. Yani evet bunlar çok ürkütücü geldi. Yani. Tansuların şirketinde insan kaynaklarında robot çalışıyor. Hı hı. O robotların o insanı değerlendirirken kadından uzak üretilmiş bir botun bu değerlendirmeyi nasıl yapabileceğini düşünebiliriz. Kadın empatisinden yoksun. Yani kadınla olan interview'sunu nasıl gerçekleştirecek? Yani birçok parametre var aslında bu konuda ve bence hızla çözülmesi gereken bir süreç. Çünkü artık öyle bir noktaya geldik ki yapay zekanın ilerlemesi de çok hızlandı. İşte sevgili Tansu'nun ürünü ve onun gelişimini elbet daha iyi İnanılmaz sen anlatırsın. Aynen, inanılmaz. Artık şirketler yavaş yavaş insan mı robot mu, işte 100 insan mı bir robot mu, 1000 insan mı bir robot mu şeklinde bilhassa üretim tarafı, üretim şirketleri sorgulamalara başladı. Ya evet zaten hep burayı konuşuyoruz ama şu anlattıklarınız daha da önemli gibi geldi bana şu anda. Yani önümüzdeki dünya için insan kaynağı. Aynen. Ama burada şu da var. Şimdi erkekler çoğunlukta ve işte o robotu dizayn ederlerken daha erkeksi bakışta işe, insan kaynaklarında çalışıyor. Mesela. Bence eğer bu robot
uygulamada kadınlara karşı hakikaten erkek dizaynı olduğu için bir başka bir şey geliştirirse... Ya kasıtlı değil ama... Kasıtlı. Bu bir başarısızlıktır. Tabii. Yani onu yapan insanlar başarısız demektir. Bence de. Bunun erkeği kadını yok. Başarısızsın arkadaşım yani. Tabii. Çünkü ortaya koyduğun iş kötü, insana yönelik değil. Bir tarafı güdük bir iş koymuşsun tabii, tabii. Sen ortaya. Eksiksin. Yani aynen. Bu da var. Hani doğru. Sadece kadını oraya almak değil, bir de yöneticinin de böyle bakması gerekiyor. Doğru. Aynen. Fakat Aslı Hanım şimdi adını gene bipletmeyelim. Amerika'daki dev şirketler hep bu sıkıntıları yaşadılar biliyor musunuz? İşe alım süreçlerinde kadın erkek toleransı ya da bu renklerden kaynaklanan şeyler bir yöne doğru yönelimler, ırkçılık konularında. Hep ki genelde arkada işte yok beyazlar geliştirmiş ya da belki hani işte siyah olanlar geliştirmiş ya da kadın geliştirmiş, erkek geliştirmiş. Yani öyle bir dünyaya doğru giriyoruz ki bütün hepimizin, bütün renklerin, cinsiyetlerin bir arada geliştirmesi lazım ileriye doğru giden bu teknolojileri. Bu da çok zor aslında. Yani yapay zeka bu kadar hani hayalden gerçeğe dönerken evet. Acaba biz bir şekilde insani şeylerle ilgili hayale doğru mu gidiyoruz? Evet. Yani bu kolektif bilinci oluşturmak çok kolay bir şey mi? O noktada mıyız? Hani ona çok emin değilim dünya olarak. Şöyle akıllı şirketler yapacağım. Evet bunu yapar. Şimdi o dönüşüm hızlı olacak hı hı. Bence. Yani şu olaydan sonra şimdi bu bir süreç başladı. Bir böyle resetlendi dünya. Bir kapandı bilgisayar tekrar açıldı. Şu an o açılan şey herkes bir kalıp takıyor ona. Yeni dünya diyor, düzen diyor filan ama bir sıfırlanma var. Yani MIT'nin bir araştırması var. 4 ay aynı davranışları arka arkaya yapıyorsan yani aynı ritüelleri o senin davranışın oluyor hı hı. Artık. Şimdi biz 3 aydır uzaktan çalışıyoruz, evlerimize kapandık. Bir ay daha eklesek 4. ayı bitirdiğimizde artık bu şu an yaşadıklarımız bizim davranışlarımız olacak. Yani alışacağız o ritüellere ve normal gelecek bize. Yani diyeceğiz tamam ya biz ofise gitmek zorunda değilim. Ofis patron diyecek ki gelme zaten biz biliyoruz bunu çalış evden. Eskiden böyle bir şeyler yoktu. Yani Mart ayında yoktu öyle diyeceğim. Kapanarak bu oldu. Şimdi... Bir iş gücü eksikliği var teknolojide. Burada ciddi bir iş gücü de kenarda oturuyor kadınlar. Bunlar şu anda atıllar. Ama 2 gün sonra belli seçilmiş meslekler dışında tarımdı, işte onlar bile teknolojiyle birleşecek ama tarımdı, servisdi, eğlenceydi o tarafların dışında bir işsizlik sorunu yaşanacak. Yani teknolojide güçlenmeyen insanlar için kadın ve erkek... Yeni mesleklere geçmeyen, hı hı. Uzmanlaşmayanlar için ciddi bir işsizlik, bir kazanç sorunu yaşanacak. Yeni meslekler ne olacak? Hah. Evet, yeni meslekler... Bu soruyu 105. kez duyuyorsunuzdur, onu sorayım. Severiz. Severiz, yani şöyle, 2030'a geldiğimizde... Şimdi oraya doğru baktığımızda yeni mesleklerin olacağını burada kimse bilemez kesinlikle. Hı hı. Sadece trendlere bakıp bir şeyler varsayımlara ulaşabiliriz. 2030'a doğru geldiğimizde yapay zekanın ve bu teknolojilerin gelişimi daha hala devam ediyor olacak. Hı hı. O yüzden 2030'da bir araştırma şirketinin, çok da saygın bir araştırma şirketinin dünyada yapmış olduğu araştırmada açık ara farkla analitik bilgisi olanlara ihtiyaç olacağını söylüyor. Çok güzel. İkinci sırada ama birinci sıradan oldukça uzak bir yüzdeyle. Birincisi %60, ikincisi %26 insani beceriler diyor. Sanat becerileri, iletişim becerileri vesaire. En dipte ise kas gerektiren ya da çok fazla zeka gerektirmeyen. İşte bilgisayar başında oturmuş, oradaki gelen faturayı alıyor, bakıyor. Oradaki rakamı görüyor, o rakamı sisteme giriyor. Ondan sonra oradan belki bir sunum hazırlıyor. Bununla bu işlerin hepsinin ortadan kalkacağını ya da çok tekrarlanan işler. Mesela bir hamburgercide bir şey köfteyi alıp devamlı çeviriyorsunuz elinize. Yani yazık yani zaten onu çok rahatlıkla bir robot yapabilir. Öyle işlerin yer alacağını söylüyor. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Demin sevgili Zehra'nın söylediğine. Biz bu dönemde ülkemizde çok enteresan anılarla yaşadık iş hayatında. Bunlar büyük ihtimalle size yansımamıştır. Bir iki tanesini örnek vereyim. Çalışanlar evlere gidince patronlar öncelikle her akşam bugün kaç video görüşmesi yaptın, ekran görüntülerini at diyen şirketler oldu. Hatta bazı şirketlerde çalışanların faresine kadar hareket etmiş bilgi işlem tarafından ölçüldü. Halbuki böyle bir şeylere gerek yok. Bugün itibariyle dünyadaki ilk 500 şirketin %26'sı artık ofislerin olmayacağını ve tek odaklarının çalışanlara eskiden böyle çok şık ofisler sağlanırdı ya en şık dijital çalışma ortamı
sağlamak üzere olduğunu söylüyorlar. Ve yani böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Fena bir dünya değil ya. Değil, evet yani. Ama şimdi hemen buradan şey geyiği başlar. Ay çok mu yalnızlaşacağız? Aşklar evet. Kalmayacak mı? Onları sormayacağım. Korkmayın. Tamam, sorma. Hiç orada değilim aşksız zaten. Aşksız yaşanır mı? Sorun lütfen. Aşklar kalacak, sevgi kalacak. O güzel duygular kalacak, ilişkiler kalacak. Onu kaybedersek insanlığımızı kaybederiz. Yani insanlığı kaybetmeyecek miyiz? Kaybetmeyeceğiz bence. Yani o kesinlikle. Beraber yaşamayı öğreneceğiz. İşte o biraz güçleneceğiz, robotlaşacağız. Yani o tekillik denilen şey bizi biraz vücut olarak, varlık olarak her şeyimizi yapabilir güçlere getirecek. İşte biraz uçuk bir şey söyleyeceğim. İşte bedene ihtiyacımız olmayabilir. Yani hafıza nakilleri falan olacak. İşte hafızanı al, 20 yaştaki şeye gir bedene. Hareket et, yürü. O işte o benim alanım. İşte geliyor onlar. Yani bir önümüzdeki de ben de bekliyorum onu. Geliyor onlar, süper. Yani böyle zamanlar gelecek ama insan ilişkisi, insan yakınlığı, insan duyguları bunların ben tam tersi güçleneceğini, şimdi nasıl fayda güçlendi, birbirine bütüncül bakmak güçlendi. Eskiden çok egolu insanlar vardı mesela. Hiçbir şeye takılmazlardı. İşte fayda işlerinde kılı kırk yararlardı. Şimdi koşa koşa gidiyorlar. Yani insanlara bir duygusallık hakim olmadı mı Tansu? Kesinlikle. Ya rahatladık ben, yani. Yani. Geçen hafta sonu Belgrad ormanlarını gördükten sonra çöpleri emin olamıyorum yani. Hani onlar kötü. Öyle mi gerçekten emin onlar değilim. Kötü. Yani bugün gene ben sosyal medyada paylaştım mesela. Okyanusların içini, denizlerin içini Akdeniz'de tamamen maskeler ve bu eldivenlerle doldurmuşuz. Hatta bilim adamları deniz anasından daha fazla maske yer almak Allah üzere diyor. Allah kahretmesin bizi ya. Değil mi? Ama yollarda da görüyoruz. Bizim İstanbul'da da görüyorum ve bazen böyle içim sızıyor. Yani nasıl yaparsınız COVID'i bunu de diye. Yani. Aynen. Yani biz, bu böyle olursa koronavirüsten yani. Sonraki sunumları peki da gelir. Peki bu insanın kökünü kazıyacak bir şey yok mu henüz daha? Öyle bir şey olmayacak, olmayacak aslında. Mı? Hepsi hani hikaye. Terminatörler, bilmem şeyler gelecek, bizi öldürecek bilmem vesaire. Ben yani sahiden çalıştığım şirketten dolayı değil. Ama mesela benim şirketim şu anda Amerika'da en çok çalışılmak istenen ilk 10 şirket arasında ve yaklaşık bizim 4,5 yıllık bir tarihimiz var. Neden? Çünkü yüzün üzerinde robot bizim sıkıcı işlerimizi yapıyor. Raporlarımızı hazırlıyor. Biz onun yerine yani ofiste oturmuyoruz. O yerine kalkıp kendi aramızda konuşuyoruz, gülüyoruz, sohbetler yapıyoruz, müşterilerimize gidiyoruz, iş ortaklarımıza gidiyoruz. Daha önceki çalıştığım şirketleri düşünüyorum. Bütün hayatım geceleri geç vakitlere kadar Excel tablo hazırla, PowerPoint işte sunumlar hazırla vesaire. Onlarla bitti. Geçerdi. Onlar bitti artık iş hayatında. Onu robotlar yapıyor. Onun yerine biz yerimizden kalkıyoruz. Peki o köfteyi, hamburgerci köfteyi çeviren çocuk nerede çalışacak? Geliştirecek yeni kendini. Yeni yetkinlikler. Evet. İşte mesela biz çok klişe olacak ama Teknolojide Kadın Derneği'ni kurma amacımız bu. O yeni yetkinlikleri çabuk verelim. Yani hep hantaldır ya sistem, böyle bir türlü bir şey olmaz. Bizde hiç hantallık yok, müthiş bir yeni nesil oluşumuz. Aynen öyle. Dernek ismi güzel ama biz sanki böyle bir platform gibi çalışıyoruz. Çabuk iletişim, çabuk karar, aksiyon, sonuç, istihdam. Böyle bir şey kurduk ve şu anda da çok iyi gidiyor maşallah, birçok sınıf açıyoruz. Biz istiyoruz ki üniversitesini okumuş, hatta geçen eğitim programımızda lise mezunu bir kızımız vardı. Şu anda SQL veri tabanı uzmanı oldu ve işe alındı. Hem de çok büyük bir firma tarafından, biplenmemek için ismini vermeyeceğim. Tabii. Ama çok güzel bir firma tarafından işe alındı. Artık diplomasına bakılmadı, uzmanlığına bakıldı. Çok iyi bir örnek. Ya ben de sorunuzun cevabını şöyle hemen özetle Zehra'nın dediklerine ek olaraktan. O köfteyi çeviren arkadaşın Türkiye ekonomisine katkısı muhakkak var. Hı hı. Ama daha fazla katkısı o köfteyi çevirdiği sürece olmayacak. Tam aksine bıraksın o köfteyi çevirmeyi. Onun gelişimine biz destekte bulunalım. Hem devlet olaraktan hem şirket olaraktan. Onun katkısını 2-3 katına çıkaralım. O zaman toplamda ekonomi de daha fazla yukarı doğru geçiyor. Hamburgercide çalışan bütün arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şu programdan sonra Tansu Yeni Twitter'dan yazıyoruz. Diyoruz ki biz köfteden daha fazlasını istiyoruz. Çevirmek değil olayımız. Hayat aynen amacım bu olamaz benim. Aynen. Bunu yapa yapa nereye kadar diyoruz. Sorgulamamız lazım biliyor musunuz? Ben bunu yapa yapa nereye yani? Bir de şirkette köşede oturmuşum devamlı. Gece gündüz çalışıyorum. Patron pandemide bile ofise gel diyor. Benim hayatım ne olacak? Bunları sorgulamamız lazım kendimize. Evet, sorgulamamız lazım. Kadınlar olarak da birazcık böyle bir kendimize bir bakıp değil mi artık bir düzen verme vakti geldi bence.
Yok, bizde de kabahat var. Evet, teknolojiyi yani sevmek lazım, ilgilenmek lazım. Ben şeyi çok görüyorum. Hiç girmeyip sonradan ilgilenip böyle güzel öğrenenler bir anda o kadar havaya giriyorlar ki çok mutlu oluyorlar. Böyle hemen fikir üretmeye başlıyorlar. Güçlü kadınların beyinleri. Yani o teknolojiyle birleştiğinde farklı bir dünyaya giriyor. Ve evet, çok da sevenler var. Yani benim etrafımda sonradan girmiş ve çok sevenler var. Ben bu işi çözeriz diyorum. Yani biz sadece biz değil dernek olarak, birçok dernekler var bunu yapan. Bir bütüncüllük, bir hedef birliği, bu iş çözülür. Zaten eşitlikten de bahseden yok. Çeşitlilik yaratmak, evet, önemli. İnsan sayısını artırmak önemli. Kaliteli uzman insan çıkarmak önemli. Çünkü dünyaya sonra katkı sağlamak önemli. Dünyaya katkı, Türkiye'ye katkı, ekonomiye refah yaşamak için böyle insanlara ihtiyacımız var. Ya evet, artık o şey wording bitti yani. Aman işte teknolojiden anlamıyorum ben diyor. Kız oğlan da ay ne tatlı diyor. Ama oğlan bakalım bir şeyden anlamasın. Kız hemen öküz diyor. Artık bitti yani o kadınların anlamayınca teknolojiden herkes tatlı anlatıyor olmaları devri. Aynen. Evet. Bunun ekmeğini çok yedik, yeter artık. Yedik. Evet. Bu arada sanat da dijitalleşti. Tabii. Şey. Tabii. Yani inanılmaz bir. Ben bu bir pandemi döneminde habire müze gezdim. Değil mi? Tabii. Online. Tabii müze gezdim. Google'ım falan açtı tabii, muazzam. Tabii hep girdim. Şehirleri dolaştım online. Müthiş. Arabayla. Tabii. Her yani yerde orada da sanal ülkelere gerçeklik girecek devreye, evet, işte. O 360 derece deneyimlerle, evet, daha basit gözlüklerle. Şimdi çok komplike bu VR gözlükler, evet, ama çok daha basit gözlüklerle inanılmaz bir dünya deneyimi, evet, olacak. Eşitlendik aslında. Yarın bir gün Ağrı'dan bir arkadaşımız Harvard'dan belki eğitim alacak online üzerinden. Şahane oldu. Müthiş oldu yani. Ben kendi adıma çok memnunum. Herkese çok ciddi fırsat var şu anda. Evet. Hem kendini geliştirmek, hem yeni iş kurmak, halihazırdaki işinin yönünü değiştirmek, inanılmaz fırsatlar zaman. Mühim olan çok hızlı davranmamız lazım. Ve yani aslında gelecek tamamen temassız ekonomi ve internet bazlı ekonomi üzerine kuruluyor şu anda. Temassız ekonomide de uzaktan ticaret, uzaktan eğitim, uzaktan sağlık hizmetleri, hatta ışıksız fabrikalar ve büyük veri, yapay zeka, bir de 5G. Yani çok tüm önemli dünyada 5G konusunda inanılmaz yarış var. Hemen getirelim diye. Çünkü 5G sayesinde o hologramlar buraya gelecek. Ara sürücüsüz arabalar sokaklara çıkacak. Hepsi olacak inşallah. Nesnelerin interneti. Herkes, aynen, tüm nesneler konuşacak birbiriyle. Aynen. O zaman işte temassızlık bir tek bozuyor. Öpmeden bırakmam yani. Ha, hiç. Şimdi öpeceğim. Öpmek lazım. Evet, kesinlikle.